Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Muğla Fethiye'den selamlar. Fethiye'de İncirköy'deyiz arkadaşlar. Burada bir satılı köy evi var. Ona bakmaya geldim. Emekli öğretmen İlkay Bey, İlkay hocam da sağ olsun bizi ağırladı. Evi gösteriyor. Sohbet ediyoruz. Hem sohbet edip hem de eve bakacağız. Buyurun beraber gezelim. Hani yerimizde bu, öyle diyeyim yani kayıt yaparken. Böyle güzel bir bahçesi var. Burada ne var? Tavuk var. Sizin mi? Ha, evet, unuttuk onu ya. Kaskı bırakın. Bakın arkadaşlar, bu bölgede komple villa, havuzlu villalarla dolmuş. Arkadaşlar buranın arsası 175 metrekare. İçerisinde eski köy evi var. Böyle güzel bir bahçesi var. Bu kısım başka bir, burası da satıldı arkadaşlar. Yeni satıldı. Burası da uygun fiyatlıydı aslında ama buraya yetişemedik maalesef. Tanıtım için geldiğimizde İlkay Bey burayı verdiğini söyledi. Evet arkadaşlar, eski bir köy evi. Böyle girişte bu şekilde bir oda var. Sundurma mı derler? Şeyler. Burası böyle oturma, sedir gibi yapılmış buralar. Şunlar bayağı sağlam. Bu ön camlar biraz tamirat istiyor ya da değiştirilmek gerekiyor. Buradan su alıyormuş çünkü. Burada bir tane oda var arkadaşlar. Işığını yakmış mıydık biraz önce? Yanmadı. Niye yanmadı? Yandı. Burada böyle küçük bir oda var. Ocaklığımız var burada. Bu şekilde. Tavan yani kötü değil. Tavan iyi durumda görünüyor. Zemine bakalım. Zemindeki ahşaplar da sağlam. Yani buradan oraya gösteriyor. Ha, tamam. Buradan böyle basıyor diyor. Tabii burası ileride kapanabilir. Aynen. Bilginiz olsun yani. Evet. Hani pencere yani orası şey yaparsa, yükselirse burası kapanır. Tabii yükselirse kapalır yani. Onun tamam. için. Tamam. Şey olmasın. Orayı kapatalım. Buraya da yakın zamana kadar yaşam varmış arkadaşlar. Bir 6 ay öncesine kadar. Anne ile baba rahmetli olunca buradaki olay da bitmiş. Burada yine küçük bir oda var ama biraz eşyalar falan çok dağınık görünüyor biraz. Burada böyle bir yüklük gibi bir yer var. Karşıda da ocaklık var yine. Yani burası komple boşaltılacak zaten, satılınca hepsini boşaltacaklar. Burada enteresan bir şey var. Böyle bir ahşapla ayırmışlar burayı. Nasıl açmıştık biraz önce? Ha, burayı mutfak olarak kullanıyorlarmış. Burada bir ocaklık var, şömine var. Burada raflar var ahşaptan. Tuvalet varmış burada. Ama tabii şu anda bu haliyle kullanılır mı bilmiyorum yani. Revize etmek lazım buraları tabii ki. Ama gene evin genel kondisyonu, duvarlar falan arkadaşlar, çatısı, zemini falan ufak tadilatlarla hala oturabilecek durumda. Yani böyle komple yıkıp da yeniden yapılacak bir durum yok. Evin genel kondisyonu iyi, diri yani. Ev metrekare olarak da tahminen 50 metrekare gibi söyleyebilirim. Dediğim gibi arsası 175 metrekare, 50 metrekarede evi dersek 75 metrekarede bahçe kalıyor. Alt katta da ahır olarak kullanılan bir bölüm var. Şu anda samanlar falan var. Onlar boşaltılacak ama orası da tadilatla ahır durumundan çıkartılıp başka amaçlarla da kullanılabilir. Çok tatlı, otantik bir köy evi. Şurada evet, oturup aynen. Camdan bakmak. Aynen öyle. Hayallere dalmak falan. Çok tatlı. Arkadaşlar biliyorum hepinizin merak ettiği konu buranın fiyatı, satış fiyatını merak ediyorsunuz. Söylüyorum, buraya istenen rakam 1.850.000 lira arkadaşlar. Burada böyle ahır olarak kullanılan bir bölüm var. İçerisinde 2 tane bölme var. Burada böyle bir girişi var. Yani burası satın alındığında mal sahibi burayı hemen boşaltacak bir hafta içerisinde. Burada ne var? Kümes mi? Tavuk var. İlkay hocam, tavuğu unuttunuz mu burada? Burada tavuk var. Nasıl? Arkadaşlar buranın elektrik ve su aboneliği var. Bahçede şurası. Bayağı ekim yapılıyor burada. Evet, şu anda bir şeyler ekili. Karşımızda eski taş evler var. Bu şeyin İncirköy'ün özelliği genel olarak böyle evler birbirine çok yakın. Tam böyle eski köylerdeki gibi yollar da biraz dar. Köyün genel karakteristiği bu şekilde arkadaşlar. Evler yakın, yollar dar ama burası da böyle, yani buranın özelliği bu şekilde. Ama buraya baktığımızda genel olarak güneşi kapatan bir ev yok. Ev gayet güzel güneş alıyor. Tabii şimdi bir sürü olumsuz şey gelecek, yok işte ev şöyle eski, yok bilmem ne. Tamam, yani bizde hani istenen para şey değil, villa parası değil yani, sonuçta eski bir köy evi burası. Yani ama komple yıkıp yeniden yapmak gerekmiyor. Gerçekten tadilatla oturabilecek durumda ev. Yani genel kondisyonu, genel taşıyıcı duvarları sağlam. Çatısı belki bir elden geçirebilir ya da komple değiştirilebilir. Camlar kontrol edilir. Ama zemini olsun, tavanı olsun gayet kullanılabilir durumda yani. Sadece bir elden geçirmek lazım, boyamak lazım, yenilemek lazım. Duvarları falan bir yenilemek lazım. Genel olarak bir bakım gerekiyor tabii ki. Zevkine, alan kişinin zevkine göre. Ama oturulmayacak bir durumda değil. Ama hakikaten hani doğup büyüdüğüm yere burası oldu, havası çok güzeldir. O kesinlikle. Babam benim 94 yaşında. Maşallah. Heh. O çıkmış oldun Çamlık var ya, hı hı. Daha düne kadar orayı ovadan yürüyerek gelirdi. Havası çok temiz ama. Ya, aha, işte ben de onu anlatmak istiyorum. Havası çok temiz. Teşkem diyorum hani ben burayı satmasaydım. Güzel bakayım. Güneş de alıyor. Evet, güneş de görüyor yani. Burası da görüyor. Bak şu tarafı komple bana verselerdi ben burayı da satmazdım. Şu ön tarafı komple sökerdim. Pino pencereye giderdim, güzel sürgülü kapı yaptırırdım. Yani 2'şer metre. Sabit açık, sabit açık 2 tane yaptırdığın zaman aç önüne, mis gibi olurdu. O görmüş olduğunuz hani koltuğa gerek yok. O doğal şey. Bu ben Maraş'ta çalıştım. O şeylerin yastıkları oluyor. Fethiye'de var. Böyle örme halılar. Evet. Onlardan al, birer minder de koy, mis gibi evdi. Yani en azından doğaldı. Ama yapamadık, yapmadık. Başka şeyi peki hatırlıyor musunuz? Çocukluğunuzda burada hani o dönemi hatırlıyor musunuz? Ya hadi bak şimdi ben şu merdiveni gösterdim ya. Çok küçüktüm, affedersiniz. O zamanlar yani sünnet olacağım ben. Köyde bir sünnetçi Recep amca, olçumcu. Geldi, ben merdivenin altına sandalyeye oturttular. Beni orada sünnet ettiler. Burada? Evet, bu merdivenin altında ya. Yani öyle. Mesela öğleyin okuldan geldiğim zaman hiç unutmam, Allah nur içinde yaptım. Anacığım şuna şey yapardı. Zora bezini ser değerdi. Siyasiyeti, yumurta genellikle o zaman ya şey olarak değil, tütüncü memleketiz. Evet, evet. Yumurta kırardı, yumurtayla hemen öyle iki lokum yerdim, tekrar okula giderdim. Yani, Allah rahmet eylesin. He, Allah nur içinde yatsın. Hani her şey çok zor. Hele yani ben hani 68'de çıktığım için bir yazları burada kalırdım. Diğer ben 7 yıl öğretmen okuldu. Öğretmen çıktıktan sonra da buraya pek gelmezdim. Yani ilişim kesildi sayılır. Abam daha yakındı. Bir noktada abama hak veriyorum. Abam çünkü evlendi. Damat vardı. Çok iyiydi. Allah onu da nur içinde. O da öldü. Babamla ben o derece geçinemem. Damat yıllarca babamın yanında tütün yaptılar. Evet arkadaşlar, eve baktık. Yani bir 1850 isteniyor. Yani bu rakamlara zaten işte ancak böyle eski köy evleri alınabiliyor. Ama genel olarak yani köyün merkezinde yeri güzel. Güneş alıyor. Evin kondisyonu da güzel. Değerlendirilebilir yani burası. Bu İncirköy'ü Fethiye 22 kilometre. Yani 20 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Şimdi biraz da köyü göstermek istiyorum size. Şöyle bir köyü de göstereyim, bir fikriniz olsun. Hem biraz yürüyeceğim, sonra da motorla da çekime devam edeceğim. Üst taraftan şu üst yoldan gideceğim. Üst yol Üzümlü'ye çıkıyor. Köye bir de tepeden de bakmış olacağız. Hadi gidelim o zaman. Aşağıda burası köyde iki tane cami var, bir tanesi bir de aşağıda var. Şurada bir de köy kahvesi var. Şimdi böyle çekim yaptığımız için çok dikkat çekiyor. Motora binelim, biraz motorla çekelim. Şimdi herkes gelip yanımıza meraklı oluyor, şey oluyor. Çok dikkat çekiyor. Motorla çekelim, biraz motorla gezelim şöyle. Yeni cami açılmış, yapılacak. Arkadaşlar merhaba. Hatırlıyorsunuz buraya gelip çekmiştim. Eski köy evi burası. Burası satıldı. Yeni sahibine hayırlı olsun. Burayla ilgili çok olumsuz yorumlar almıştım. Yok işte ev nerede? Burası ev mi olur? Yok bilmem ne bilmem ne. Bakın yapınca nasıl olduğunu şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar bakın hatırlarsınız buraya gelmiştim. Burada bu ağacın altında konuşmuştum. Ağaç manzarayı kapatıyordu bakın. Şu an ağaç kesilmiş. Bu şekilde öne açılmış bu ağacı hatırlarsınız. Burası bahçesiydi. Şuradan da giriş vardı bakın. Buradan ev mi olur, ev nerede diyen arkadaşlar bakın ev burada işte bakın. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel villa gibi yapılıyor yani. Burayı bu şekilde genişletmişler. İlave duvarlarla. 2 katlı zaten burayı hatırlarsınız. Bakın 3 kat. Alt katta bu şekilde bakın. Direklerle güçlendirilmiş köşelerden. Burası çok güzel bir taş ev formuna bürünüyor. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun, güle güle otursun. Arkadaşlar üst yola çıktık. İncirköy'e buradan da giriliyor. Bu yol da nipe çıkan yol. Bu yol böyle devam yukarıya doğru nipe çıkıyor. Diye bir köy var 2 kilometre mesafede. Orayı da size göstereyim diye şimdi Kızılbele çıkacağım. Beraber oraya da bir bakalım. Bakın arkadaşlar bu bölgede komple villa. Burası da Üzümlü arkadaşlar, görünen yer Üzümlü köyü. İncirköy şu tarafta kaldı. Evet Kızılbele'ye geldik arkadaşlar.